Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan daha bu Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmez. Tamam yaptın ama kardeşim bunu kimin alma şansı var? Çok az insanın alma şansı. Trabzon insanı milli duyguları hassas, vatansever insanlar. Dine karşı da yine aynı şekildeler. Araba çok güzel, yerli üretim. Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Uçaklar olsun, işte araçlar olsun, TCK gemilerimiz olsun. Gerçekten biz bir gurur duyuyoruz. Liderimize oyumuzu vereceğiz Recep Tayyip Erdoğan'ın. Peynir alırken, markete giderken zorluk yaşıyoruz dedikleri zaman nerede bir sıkıntı var? Yani bunu göremiyoruz yani. Nasıl sıkıntı? Yani ne sıkıntı? Abi bir dakika abi, konuşalım, hep beraber konuşalım. Ne sıkıntısı var? Yani alışveriş, ağaç mı geziyoruz? Açlıktan ölen bir adam var mı? Var mı? Ölen bir insan var mı açlıktan? Yok, ölen Afrika'da yaşamıyoruz yani. Sonuçta yani ölen bir insan da yok. İstediğimizi sonuçta alamıyoruz. Yani ayağımızı da yorganına göre uzatmamız lazım beyefendi. Bir tane kıymalı yedim şu yukarıda, 104 lira verdim. Bir kıymalıyla bir suya ya. Hayat pahalı yani. Uçak yapılsın, tok yapılsın, yol yapılsın istiyoruz ama biraz da insanlar yemek yiyecek ki adamın da gözü toku görsün. Karnı tok olsun da gözü de tok olsun. Yani. Ekonomi bozuk diyorlar. Ekonomide bozukluk yok. Yok abi. Fakirlik var diyorlar. Fakirlik yok. Efendime söyleyeyim, şu anda çıkın uzun sokağa, mağazalar tıka basa dolu. Anladın mı? Yok efendim, bir tabak yemek 100 liraymış. Bir tabak bilmem ne. Abi pahalılık yok. Ben AK Parti kurulalı, ben AK Parti'ye üyeyim. Ben eleştiririm AK Parti'yi, eleştirmeyelim değilim ama ben yine de oyumu ona veririm yani. Bizim Kılıçdaroğlu da düşmanımız değil. O da bizim milletimizin insanı ama hani AK Parti daha çok her şeye sahip, daha çok her şeyi biliyor. O geldi diyecek ki ben enkaz devraldım. İşte ekonomi çökmüş idi. Mazeretlerini sıralayacak. Yine bunlar devam etse daha iyi olur yani. Ben o görüşteyim. $150 milyon borcumuz var bir bankanın. İstedi de verdi onu. Suyumuz yok, su aldı. Yolumuz yok, yol aldı. Doğalgazımız yok, yaptı. Köprümüz yok, yaptı. Okulumuz yok, yaptı. Hastaneleri ettik, elin otası. Ben millet fıkralar oluyorum. Sebebi 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP bizim hiçbir şeyime karşılık veremiyor. Vermiyor. Yorgun, bitkin. Onun için Millet İttifakı güçlü. Birçok siyasi parti liderleri bir araya geldi. Ekonomi bayağı sıkıntı. Demir alırım, bakır sarı alırım, alemir alırım. Malzemenin pahalılığından yani millet şey yapamıyor, tamir yapamıyor. Yapamayın ne oluyor? Ben kalıyorum işsiz. Denemekte fayda var. Bir de onu deneyelim derler yani. Çoğu insan konuşur yani. Biz zamlardan bıktık, şundan bundan bıktık. Bir de bu adamı deneyelim diyebilir yani. Öyle değil mi yani? Bir de bu adamı deneyelim yani. Öyle 20 seneden beri bu adam burada. Öyle değil mi abi? Yani... Kılıçdaroğlu önce bir SSK'yı yönetsin. Ondan sonra Türkiye. Ya onu da biliyoruz da abi işte bazı yani ne diyoruz yani kötünün iyisi mi diyelim yani? Kötünün iyisi mi diyelim? Bilmiyorum abi kötünün iyisi mi diyelim. Bilmiyorum yani. İyisi bu memleketin başından eksik etmesin. Şimdi SSK genel müdürü ki tamam. Senetler, sepetler, kimlikler, rehinler, ilaç yok, ilaç. Tamam yok. Orada bir sıkıntı yok. Ben demin abilere de söyledim arkadaşlara. Sağlıkta da olsun, yolda olsun sıkıntı var dedim. Şey. Yok. Orada sıkıntı yok oraya kadar. Ama zamlar bizi büküyor yani boynumuzu. O da aşılır. Üretim yok. İstikam yok. Bunu devlet yapmaya, bunu biz yapıyoruz. Biz devlete karşı, vatana karşı, vatanımızı yok etmek için yapıyoruz. Muhalefet bugün başa gelse Alçay hükümeti yürütemez. Alçay üstüne bütün bankaları soyacak, kasacak, yine kalacak Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan bir daha enkazı alacak. Bir de bunlara buraya eklenen şeyler var. Suriyeli Afganistanlar geldi buraya. Nüfus çoğaldı, kiralar arttı. Onlar yanlış. Yani Araplara ev satılması yanlış çünkü bizim alım gücümüzü düşürüyor ve
İzamında Araplar Türkiye'ye sahip çıkacak. Yabancı güçler Türkiye'ye sahip çıkacak. O zaman biz biteriz yani. Bazı hatalar var orada. Orada yanlış onlar. Tabii ki turistler gelsin. Tabii ki Arap turistler gelsin. Ama bir taraftan da sadece Körfez ülkelerine bağlanmış bir turizmi eğer onlar gelmediğinde ne olacak? Bu da kafalarda soru işareti. Şehrin geneline baktığınız zaman her tarafta AKP'nin ilanlarını göreceksiniz. Adil Bey diyelim ki, Adil Bey de işte atanmış bir bakan olarak tanınmış. Sevilmesi gelmedi de tanınmış. Yani insanlar tanıyor. Bakanım yok abi ya, yok iş yok. Yani o bu, hiçbir faktörü yok yani şu ana kadar. Seçim zamanı geliyorlar, şunu ver, bunu yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Ondan sonra buraya Allah'ın bir kulu uğramıyor. Trabzon'da 4-5 bakan var. Bu bakanın olmasına rağmen çok bir destek olduğunu düşünmüyorum. Yani. Şu anda Rize'ye, Giresun'a, Ordu'ya, Samsun'a yapılan yatırımların çok azı buraya yaptı. İmamoğlu Trabzonlu bizim, o da bizim arkadaşımız, dostumuz, gururumuz. Benim bir samimiyetim falan yok ama yani seviyoruz, o da bir insan yani. İmam gelecekte o da belki parlayabilir yani. İmamoğlu'nu isterim ama Kılıçdaroğlu ile olmasın. Gelsin bizle olsun. İmamoğlu aday olsaydı CHP tarafından, Millet İltifakı tarafından olsa vermem ona. Vermem ama. Ben Tayyip Erdoğan'ın tarafında olsa veririm. Ya İmamoğlu ne düşünüyor biliyor musun? Ben İstanbul'da belediye otobüsüne bindim. Anadolu'ya, CHP'nin. O da yanımda otobüs bozuldu. Yanında otobüsleri daha çalışılamaydı. İmamoğlu bitmiş. Yani İstanbul bitmiş. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Akbil'in şey doldurma bankoları çalışmıyor. Yani bir tek İstanbullu bile dedi ki yani gerçekten nereden geldi yani buraya? Bitmiş. Tayyip Erdoğan tüm dünyaya kafa kaldırmış adamdır. Teröristlere oy vereceğine gider cehennemde ateşte yanarım daha iyidir. Asla HDP ile bir olan bir Kılıçdaroğlu'na oyun çıkmaz. Bitmiştir. HDP ile birleşti, evet. Desteğini alıyor Kılıçdaroğlu. Ben asla... Sana geldi mi milli oluyor, rakip partiye verdi mi şey yok, terörist oluyor. 2019 seçimlerinde siz biliyorsunuz televizyonlara kimler çıktı, kim kimle mesajlaştı. 2013'teki şeyleri de biliyorsunuz, kim kimleriyle, kim kimle. Şimdi kaldı ki Millet İttifakı'nda şey de yok yani, onun partisinde değil. Hırpa diye bir parti var senin yanında, diğeri senin yanında değil. Hüdafar hiç değilse açıkladı Hizbullah'la ilgili olmadığını ama diğeri biz YPG, PKK ile birliyiz dedi. 2018 seçimlerinde %55 oranında AKP oy almıştı. Hani bu seçimlerde bir 50'ye kadar düşeceğini gözlemliyorum. 6 milletvekilinin 4 milletvekilini AKP almıştı. 1 milletvekili CHP'de ve 1 milletvekili İYİ Parti'den çıkmıştı. Bugün sahaya baktığımız zaman hani AKP'nin de 3 milletvekili çıkarabilecek kadar düştüğünü gözlemliyorum. 2 milletvekilinin Millet İttifakı tarafında CHP'den çıkacaktır. Bir milletvekilinin de İYİ Parti'den çıkması öngörülüyor. Şu anki durum bu genel olarak.